Merhabalar Seda'dan Lezzetler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tepsi oruğu tarifi vermek istiyorum. Tepsi de içli köfte de diyebilirsiniz. Hatay yöresine ait muhteşem bir lezzet. Ama birazcık kendime göre uyarladım. Bütün tarifleri deneyip orta halli ama nefis bir tarif elde ettim. Hadi hep beraber yapım aşamalarına geçelim. Sizlerde mahrum kalmayın bu muhteşem lezzetten. Öncelikle iç harcını yapmakla başlıyorum. Bunun için yarım kilo kadar kıymam var. Kıymamı tavaya alıp güzel bir şekilde kavuruyorum. Kıyma kavrulurken ben de o sırada iç harcını hazırlamaya başlıyorum. İç harcı için karıştırma kabıma 2 su bardağı ince bulgur, köftelik bulgur dediğimiz ince bulguru alıyorum. Üzerine 1 su bardağı irmiğim var. Onu ilave ediyorum ve de 2,5 su bardağı kaynar suyu üzerine döküp bulgurların ve irmiğin şişmesi için iyice yumuşaması için üzerine kapatıp bekletiyorum. Kıymam o sırada kavruldu. Bütün suyunu çekti gördüğünüz gibi. Ben de doğrayıcıda 2-3 tane soğanı güzel bir şekilde doğradım. Hemen kıymanın üzerine ilave ediyorum. Bol soğan gerçekten çok yakışıyor. Sizlere de tavsiye ederim. Ben 2 tane büyük ya da 3 tane orta boy soğanı kullanabilirsiniz. Bu şekilde doğradıktan sonra kıyma ile karıştırarak soğanın da kavrulmasını sağlıyorum. İçli köfte tariflerim gerçekten lezzetlidir. Zaten YouTube kanalımda oldukça fazla izlenen, milyonlar izlenen içli köfte tariflerim var. Onları da denemenizi tavsiye ederim. Ama bugünkü yapacağımız herkesin kolaylıkla yapabileceği gerçekten sadece tepsiye basıp dolduracağımız ama lezzetiyle göz dolduracak muhteşem bir tarif. Sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Diğer tariflerimi de kanalıma göz atarak izleyebilirsiniz tabii ki. Soğanı güzel bir şekilde kavurdum. Üzerine bir yemek kaşığı biber salçası koydum. Tuz, karabiber ve kimyon ilave ediyorum. Damak tadınıza göre başka baharat da ekleyebilirsiniz ama kimyon İçli köftenin olmazsa olmazlarından lütfen ihmal etmeyin. Bu arada bir yemek kaşığı da tereyağı koydum içerisine. Bunu da hemen söylemek istiyorum. Kıymanız yağlı ise koymanıza gerek yok. Benim kıymam yağsızdı. Bu yüzden bir yemek kaşığı da tereyağı ilave ettim. Üzerine bir su bardağı da suyu koyup şöyle güzel bir şekilde suyla beraber harmanlanıp tatlarının birleşmesini sağladım. Üzerine de bir su bardağı kadar ceviz koyuyorum. Ve tamamdır arkadaşlar iç harcım hazır onu kenara alabilirim Güzel bir şekilde karıştırdım ve kenara aldım Hepsi oruğumuzun bulgurları şişti gördüğünüz gibi şimdi içerisine 2 çay kaşığı tuz 1 yemek kaşığı biber salçası ekliyorum Tatlı biber ya da acı biber Tamamen zevkinize kalmış 1 çay kaşığı karabiber 2-3 çay kaşığı kadar Kimyon ve tekrarlamak istiyorum. Kimyonsuz lezzeti eksik kalıyor. Mutlaka koyun. Ve de şöyle 150-200 gram kadar da kıyma ilave ediyorum. Denemiş olduğum tariflerde bir tanesi kıymasızdı. Diğeri kıymalı. Yalnız kıymasız tarif birazcık daha kuru oluyor. Bu yüzden ben içerisinde böyle bir kase kadar 100-150 gram kadar da kıyma koydum. Daha yumuşak daha lezzetli oluyor. Bir rendelenmiş soğanı yine dış harcıma rendeleyip ilave ediyorum. Bir yumurta ve de 3 yemek kaşığı kadar un ilave ettim. Ununu önce bir 2 yemek kaşığı koyun. Yoğurun bakın. Çok kuru olmasın, çok sulu olmasın. Ardından e, ilave edebilirsiniz bir yemek kaşığı daha gerekiyor ise. Şöyle ben baktım şu an mesela sulu. Hemen bir yemek kaşığı daha koyup yoğurma işlemine devam ettim. Çok fazla da kuru yapmanıza gerek yok. Normal içli köfte gibi macun kıvamında olmasına gerek yok çünkü bu tepside olacak fırın birazcık daha kurutuyor. Tepsimin dibini güzel bir şekilde yağlıyorum, iyice yağlayın. Ardından hamurumun o içli köftenin hamurunu ikiye bölüyorum. Yarısı yukarısına, üstüne, yarısı da altına gelecek şekilde elimle incecik bastırarak tepsiye yerleştiriyorum. Böyle bölüm bölüm, parça parça koparıp yaparsanız çok daha rahatlıkla yapabilirsiniz. Elinizi zeytinyağına batırmanız ya da suya batırmanız da yine düzenlemenizde yardımcı olacaktır. Ben yağ batırarak bu şekilde ince bir tabaka halinde tepsinin dibine döşedim. Yarım santimden bir santime kadar olabilir. Tepsinizin boyutu da ben orta boy tepsi kullandım. Normal bir borcamada ya da dikdörtgen tepsiye de elbette yapabilirsiniz kavrulmuş olan kıymayı da üzerine güzel bir şekilde seriyorum. Bolcana koyabilirsiniz. Benim kıymam birazcık arttı. Bunu da söylemek istiyorum. Küçük bir kase kadar. Ama kıymayı her yerine döşedim. Şimdi ise kalan hamuru şöyle elimle söylediğim gibi üst kısmında birazcık zor oluyor çünkü. Elimle küçük küçük parçalar halinde yine elimi yağlayarak üzerine tamamen kapatıyorum. Tamamını alırsanız hamura kıyma yapışacağı için zor oluyor. Onu döşemesi pek kolay olmuyor. Ama böyle bölüm bölüm parçalar koparıp elinizle hafifçe inceltip tepsinin üzerine yayarsanız kolaylıkla bu işlemi yapabilirsiniz. Söylediğim gibi yağ ya da suya batırarak elinizi çok rahat bir şekilde inceltip yapıştırabilirsiniz. Merak etmeyin yapıştırmalar falan açılmıyor. Hatay'a ait bir yemek bildiğiniz gibi ben e, birkaç tane tarifi denedim, yedim ve buna göre kendime göre bir tarif derledim diyelim. E, bunu da denemenizi bu yüzden tavsiye ediyorum. Çünkü belki daha önce yemediyseniz ya da yediyseniz beğenmediyseniz bir de bu şekilde deneyin diyeceğim. Çünkü gerçekten fırında piştiği için biraz kuru olabiliyor. Yediğiniz tarifler belki o şekildeydi. Ama bunu denedikten sonra o üst kısmının kupkuru olmadığını, lezzetli olduğunu ve de hakikaten sürekli içli köfte istiyorum ama yapamıyorum uğraştırıyor demekten kurtulacaksınız bu tarifle. Tepsinin üzerini tamamen kapattıktan sonra bolca zeytinyağı döküyorum. Ben zeytinyağı kullandım. Ayçiçek yağı işte herhangi bir bitkisel, bitkisel yağ da kullanabilirsiniz elbette ki. Ardından dilimliyorum ve de fırına göndereceğim. Hatay'da bazıları üzerine şöyle parmakla bir çentik de atıyorlar. Bunu yapmadan fırına göndereceğim tabii ki düşünmediniz öyle değil mi? Şöyle parmağımla da ortasına basıyorum. Söylediğim gibi üzerine bol bol yağlayın. Üzeri yağlı olunca daha iyi oluyor, yumuşak kalsın. Fırınımı 200 dereceye ayarladım. Fırına gönderiyorum şimdi. Fırından çıktı. Gördüğünüz gibi mis gibi oldu. Aynı içli köfte kokuyor. Zaten tarifte bir içli köfte tarifi. Şöyle kuru görünmesine bakmayın. Oldukça e, sulu sulu bir kıvamı var. Boğazı, damağı yormayan, dişleri yormayan bir lezzet oldu. Hemen şöyle gö göstereyim sizlere de. Bakın arkadaşlar yaklaşık olarak 25-30 dakika fırında piştim. Üzeri kızarınca fırından aldım. Hemen şöyle içini de göstermek istiyorum. Limon da sıkıyorum. Tabii ki limonsuz olmaz. Şöyle içerisindeki iri ceviz parçalarını görüyorsunuz değil mi? kıyması da gerçekten dış kısmı kadar lezzetli. Gördüğünüz gibi yumuşacık bir dış kısmı var böyle. O sertlik kafanızda kesinlikle fırında pişti bulgur kurur mu diye düşünmeyin. Bu tarifi deneyin. Gördüğünüz gibi oldukça lezzetli görünüyor. Tadı da gerçekten öyle. Denedikten sonra sizler de hak vereceksiniz. Beğendiyseniz yorum ve beğeni yapmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve zil açmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.